Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte iki yüzeyinde de ekran bulunan Yotafon 2'yi inceliyoruz. İncelememize başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu telefona sadece Webtekno usulü olan bir sağlamlık testi yapacağız. Yani o bizim testlerimizin sonundaki aksiyon kısmı olacak. Bunun için yaratıcı yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Şimdi gelin kutu içeriğine bakalım. Oldukça şık bir kutu tasarlamışlar. Kutunun içerisinden tabii ki de telefonumuzun kendisi geliyor. Bunun yanında bir adet SIM kart yuvasını açmak için iğne var. Bunun yanında USB kablomuz, şarj adaptörümüz, bir adet kulaklığımız ve bir de hızlı başlangıç kılavuzumuz geliyor. Şimdi telefonumuzun en dikkat çekici tarafına, yani tasarım geçelim. Önden baktığımız zaman standart bir Android telefon hatlarını taşıyor. Ancak işler arka tarafta değişiyor. Arka tarafta e-kitap okuyucularda gördüğümüz e-ink teknolojisi taşıyan renksiz bir ekranımız yer alıyor. Rus firmanın ürettiği telefonumuz iki ekranıyla birlikte 9 mm'lik bir kalınlığa ulaşıyor. 14 cm bir uzunluğu, 6.9 cm'de bir genişliği bulunan telefonumuz 5 inç bir ekranı var. %68'lik ekran gövde oranı bulunan telefonumuz bu açıdan biraz sınıfta kalmış diyebiliriz. Arkadaki 4.7 inçlik gri tonlamalı ekranımız 960'a 540 çözünürlüğü bizlere sunuyor. 5 inçlik ön taraftaki ekranımız da 1920x1080 çözünürlüğe sahip. Gorilla Glass 3 ile ana ekranımızı koruyan telefonumuzun sağında solunda neler var bunları da hemen söyleyelim. Sağ tarafta ses açma kısmı düğmelerimiz yer alıyor. Bunların hemen altında SIM kart yuvası var arkadaşlar. SIM kartı takabiliyoruz. Onun hemen altında bir adet güç düğmemiz yer alıyor. Üst tarafına baktığımız zaman 3.5 mm'lik standart jack girişimizi görüyoruz. Alt tarafında hoparlör, mikrofon ve mikro USB girişimiz yer alıyor. Telefonun sol tarafında herhangi bir şey yok diyelim. Arka tarafa geçtiğimiz zaman da arka kameramızı, onun hemen yanında flaşımızı ve tabii ki de telefonun bütün olayı olan diğer ekranımızı görüyoruz. Arka taraftaki ekranımızın en büyük avantajı sürekli açık kalması, ancak sürekli açık kalmanın yanında pili de neredeyse hiç tüketmemesi. Ayrıca tabii ki de göz yormayan yapısı sayesinde rahat rahat kitap okuyabilmemiz, sağda solda giderken yanımızda bir e-kitap okuyucu taşımamız. Ancak e-ink teknolojisiyle video falan izlemek çok fazla keyif vermiyor. Hatta bazen videolar takılabiliyor, donabiliyor. Bir önceki görüntüyü size gösterebiliyor. Şimdi telefonu geldi kamera kısmına arkadaşlar. Telefonumuzun kamera tarafında herhangi bir iddiası yok. 8 megapiksellik flashlı bir ana kameramız. 2.1 megapiksellik de bir ön kameramız yer alıyor. Bu iki kameramız da 1080p videolar çekebiliyor. Kamera bakımından çok bir şey vaat etmiyor diyebiliriz. Ancak tabii ki de telefonun 2014 yılında çıktığını unutmamak lazım. 2500 mAh'lik bir batarya var telefonumuzda. Eğer normal telefon olarak kullanırsak, yani bildiğimiz bildirimleri falan ana ekranımızda görürsek, şarjımız standart bir Android telefon gibi gidiyor. Ancak işi arka ekrana taşırsak renk biraz değişiyor. Bu sefer de pilimiz 4 güne kadar gidebiliyor. Bu da tabii ki de e-ink teknolojisinin bize getirdiği en büyük nimetlerden birisi. Teknik özelliklerine de biraz değinirsek tabii ki de çağımızın gerisinde kaldığını söyleyebiliriz. Snapdragon 801 işlemcisi bulunan telefonumuzun 2 GB'lık bir RAM'i var. Adreno 330 grafik işlemci birimi bulunan telefonumuzun 32 GB'lık dahili bir depolama alanı var ve maalesef bu alanı micro SD kart sayesinde arttıramıyoruz. Bu da bence büyük bir dezavantaj. Nostalji yaşattı telefonumuz bizlere. Bir eksi haneden daha bahsetmek istiyorum. Kutu içeriğinden 4.4 ile birlikte geliyor Android sürümü olarak ve maalesef bunu yükseltemiyoruz. Arkadaşlar, telefonun teknik özellikleri öyle üst düzey değil. Hatta bayağı çağımızın gerisinde dedik. Tabii ki de bu telefonda da bir oyun testi yapmayacağız. Hatta marketteki bazı oyunları da desteklemediğini belirtelim. Yani telefon kesinlikle oyun odaklı bir telefon değil. Artık telefonla ilgili son sözlerimize gelebiliriz. Yotafon 2 tıpkı ilk versiyondaki gibi ilginç bir ikinci ekranla karşımıza geliyor. Tamam, ikinci ekran oldukça güzel düşünülmüş, ancak çıktığı tarihte bile telefon teknik özellikle kamera bakımından çağın gerisindeydi. Eğer bir e-kitap tutkunuysanız ve bu teknolojiyi telefonunuzla birlikte her zaman yanınızda taşımak istiyorsanız 800 lira civarında fiyatıyla Yotafon 2'ye yönelebilirsiniz. Az önce de belirttiğim gibi çağın gerisinde kalan özelliklerini maalesef bir kenara bırakmak zorundasınız. Yani performans ve kamera açısından bir şey beklememek gerekiyor. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Aşağıdaki yorum kısmına istediğiniz soruları bizlere sorabilirsiniz. Ayrıca Webtekno usulü bir final yapacağız. Sadece final kısmını çekeceğiz. Bu telefonu ilerleyen günlerde bunu hep beraber göreceğiz. Bunun için de yaratıcı yorumlarınızı bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar, şurada bir anketimiz var. Videoyu kapatmadan onu da cevaplarsanız seviniriz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İki yanında duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno videolarına ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.